Sayın Meclis Başkanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol mensupları, kıymetli davetliler, sevgili Çaycumalılar, Çaycuma Belediye'miz ve İller Bankası işbirliğiyle yapılan atık su arıtma tesisi temel atma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çok değerli Meclis Başkanım, çok değerli Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli ilçe kaymakamım, değerli garnizon komutanım, çok değerli meslektaşlarım, belediye başkanlarım, çok değerli il başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli başkan yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan yöneticileri, idarecileri, çok değerli Çaycumalılar, sevgili hanımefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, aynı zamanda bu tesisimizin bugünlere bu nokta itibariyle gelmesinde bizler onurlandıran çok değerli 18. Kastamonu Bölge Müdürü ve tek tek ekibi arkadaşlarımız, değerli muhtar arkadaşlarımız, değerli halkımız, çok değerli Çaycumalılar, tabii böyle anlamlı ve maneviyatı yüksek olan Ramazan ayında güzel bir tesisin temel atma töreninde teşriflerinizden dolayı ben şahsım, halkım ve belediyem olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii Çaycuma ilçemizin, OSER Organize Sanayi Bölgemizin, Perşembe Beldemizin, çevre köylerimizin, Ağatlı, Kayışçılar gibi ileride muhtemelen Güzel Yaka ve diğer çevre köylerin de kapsayacak bir şekilde bugün burada çok anlamlı Çaycuma ilçemizin atık su atma temelini hep beraber atacağız. Gerçekten bu tesis ilçemizin çağdaş şehircilik anlamında çevre dostu olarak da yaptığımız hizmetlerin tarihi bir özelliği taşıdığı bir yatırım olarak da tarihe geçeceğine inanıyoruz. Değerli büyüklerim, çok değerli misafirlerimiz, değerli Çaycumalarımız. Tabii atık su arıtma projemiz ve Çaycuma'da bu tür uygulanan projeler böyle kolay hayata geçmedi. Biz 2004'te göreve geldiğimizde bu bir süreç alacaktır diyerek de öncelikle arazi yer konusunda ve proje atık su arıtmanın projelendirme noktasında İller Bankamızla çok iyi bir koordine içerisinde çalıştık. Gerçekten benim de şahsen hayal edemeyeceğim, tahmin edemeyeceğim ve gerçekten hayallerini gerçekleştirdiği bir nokta itibariyle bugün yaklaşık KDV'siyle beraber 8,5 trilyonluk bir projeyi ilçemize kazandırma mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bu %50'si SUKAP kapsamında, geri kalan 10 senelik İller Bankası'na belediyemiz borçlanmak kaydıyla bu tesisi inşallah 300 içerisinde hizmete sunacağız. Tabii ki OSB'mizin de, sanayicilerimizin de, Sayın Valimizin de, burada Sayın Kaymakamımızın da ve diğer emeği geçen arkadaşlarımızın da katkı ve destekleriyle bir bütün oluşturmak kaydıyla OSB'mizin de arıtması inşallah buraya bir kolektör içerisinde istasyon yakamızdan verilecek ve oranın da arıtma tesisinin sorununu çözmüş olacağız. Bunun paralelinde tabii Perşembe Beldemiz var. Yaklaşık 2400-2700 nüfuslu. Altyapısı devam ediyor. Onun da arıtması inşallah buraya verilecek. Bunun da işletme şekli verilecek su debi oranında ortak payda olarak işletme giderlerini bir şekilde karşılayacağız. Değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, tabii Çaycuma Belediyesi gerçekten devletimizin ve İller Bankamızın ve tüm kurum ve kuruluşlarımızdan son derece destek gördüğümüzde burada belirtmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizden bu tarafa İller Bankamız bir kere hala hazır imar ve çalışmaları noktasında bize 2 trilyon yaklaşık 2 milyon TL'lik bir bedelsiz olarak imarımızı yaptı. Çaycuma nüfusunun 120 bin nüfusuna hitap edecek şekilde biz imarımızı İller Bankamız'a yaptırdık. O zaman hepsi bunun hibeydi. Şimdi sanırım 150-175 dolayında kısım hibe var. Bundan dolayı kendilerine tabii teşekkür ediyorum. Tabii kanalizasyon kenar mahallelerinde çalışmalarımız vardı. Yaklaşık bu da 2,5 trilyonluk bir yatırım. %20 keşif artışıyla beraber %90'larda geldik. Ve bu rakamda 1,5-3 trilyon kabul ederse KDV ile beraber bunun da 1,5 trilyon lirası SUKAP kapsamı içerisinde tamamen hibe kapsamı içerisinde oldu. Az önce belirttiğim gibi bu da 150 kapsam içerisinde bunu yapıyoruz.
gerçekten nüfusu 125 bine geçen belediyelerimizin tabii bu hibeden faydalanamıyorlar. Biz böyle tam milimetrik noktada 24.805 iken nüfusumuzu İller Bankası'mızda yapmış olduğumuz değerlendirme içerisinde hemen yılbaşında yatırım kapsamı içerisinde aldık ve İller Bankamızda bu yatırımı öncelikli olarak ihalesi yapılan belki 17 proje vardı, öyle zannediyorum İller Bankası'nın genel müdürlüğünde. Bu noktalara geldi. Bundan dolayı son derece teşekkürlerimizi biz ifade ediyoruz. Tabii burada ben yani gerçekten çok değerli meclis başkanım burada, değerli vekillerim burada. Tabii ki sayın valimiz burada, sayın kaymakamımız burada. İnanın değerli arkadaşlar, tabii yıllardır çeşitli kurumu kuruluşları biz görev yaptığımız dönemlerde değerlendirdiğimizde kurum ve kuruluşlarımızın, başta sayın valimizin, meclis başkanımızın, vekillerimizin çok büyük ben şahsen desteklerini gördüm. Thank you.
Hadi.